Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere başlığımdan da gördüğünüz gibi 10. sınıf öğrencilerinin nasıl çalışması gerektiğini, ben nasıl çalıştım bunları anlatacağım. Öncelikle beni ilk defa bu videoyla tanıyorsanız kendimi tanıtarak başlamak isterim. Ben Ceyda Nur, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim ve Türkiye'de YKS sınavında 415. olmuştum. O yüzden de sizlere birkaç tavsiyede bulunacağım. Defterime not aldım ve şeyleri es geçmek veya unutmak istemiyorum. Hızlıca başlayalım istiyorum çünkü havada birazcık kararabilir, şu an arabadayız. Hemen başlayalım. Öncelikle kaçıncı sınıf olursanız olun uyku düzeninize, beslenmenize ve programlı olmaya dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Gerçekten düzenli uyku hem sizin hafızanız, beyninizin sağlığı, vücudunuzun sağlığı için önemli. Hem de yani bir şeyleri alışkanlık haline getirirseniz, bu ders çalışmak da olur, alışkanlık haline gelen şeyi yapmak daha kolay olur. Kendinize sevdirerek bir şeyleri yapmalısınız. Bu yüzden de planlı programlı olmalısınız. Programla alakalı video çekmiştim. Onu izlemek için buradan hemen geçebilirsiniz. Uyku düzeniniz dediğim gibi her gün aynı saatte, eşit saatte uyumanızı, beslenme olarak da karbonhidrat, protein ve yağları eşit oranda almanızı tavsiye ederim. 3 öğün yemenizi ve mesela sabahları kahve içmenizi önerebilirim. İkinci ve çok önemli olan önerilerden bir tanesi de OBP puanınızı yüksek tutmak ve yüksek tutacak şekilde çalışmak. Bu da düzenli çalışmaktan gelir arkadaşlar. Mesela ben 10. sınıftayken her gün derslerimi derste öğrenir, okuldaki dersleri iyi dinler. Daha sonra da eve gelince 1-2 saat mutlaka hani şöyle bir defterimi karıştırırdım veya hiçbir şey yapmıyorsam ödevlerimi yapardım. Bu şekilde bir şeyler katacaksınız kendinize ve tekrar etmiş olacaksınız. Bu gerçekten çok önemli. Yazılılara da şöyle 1-2 hafta kalasın çalışmaya başlayıp güzel bir şekilde yazılı çalışması yapıp notlarınızı yüksek tutmaya gayret edin. Çünkü sizin 10. sınıftayken böyle bir sınava çok yakın değilsiniz ve sınavınız çok hani sınava çalışmam lazım, deneme çözmem lazım falan diye bir düşünceye girmenize gerek yok, ihtiyacınız yok. Önünüzde daha 2-2,5 yıl var. O yüzden 10. sınıfta yapacağınız en güzel şey notlarınızı yüksek tutmak olacaktır. Ve bu sadece hani matematik, geometri, fizik, kimya, biyolojiye ilgileneyim, diğer dersler önemli değil, değil. Her derse yani İngilizce, tarih, coğrafya, edebiyat, felsefe, işte yani beden eğitimi bile yani, anladınız mı? Her şeyi yüksek tutmalısınız ki. Çünkü biliyorsunuz üniversite sınavında OBP puanı sizi öne çekiyor. Bu arada benim 10. sınıf ortalamam 96 ya da 97 idi. O yüzden sizlere de yüksek tutmanızı tavsiye ediyorum. Hani bu yüksek tutmaktan kastım 80'in üstü takdir al falan değil. Kesinlikle 90 ve üzeri olmasına özen gösterin. Ne kadar yüksek o kadar iyi. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ola ki mesela notlarınız düşükse, yani atıyorum mesela sınavı çok çalıştınız ama yapamadınız veya bir bahaneniz var, iyi olmadı. Mutlaka bol bol proje ödevleri alın arkadaşlar ve notunuzu yüksek tutun. 10. sınıf konularını çok güzel öğrenin. Bu da çok önemli. Çünkü 10. sınıf konuları size ileride TYT olarak karşınıza çıkacak. Bu yüzden mümkün olduğunca konuları güzel öğrenmeye bakın. İleride öğrendiğiniz bir şeyi tekrar ederken sadece bir tekrarla aklınıza gelecek ama öğrenmezseniz yeniden öğrenmeniz gerekecek. Bu yüzden şunu hiçbir zaman unutmayın. Ben sürekli söylüyorum, böyle canlı yayınlarda falan da diyorum. Öğrendiği şeyi tekrar edip hatırlamak mı yoksa yeniden öğrenmek mi? Bu size kalmış. O yüzden 10. sınıfı güzel geçirin. Bana bazıları şey diyor, yani çok fazla geliyor bu mesaj. Ben 9. sınıftayken hiç çalışamadım ya da işte 10. sınıfın başında hiç çalışamadım. Şimdi onu nasıl telafi edebilirim? 9. sınıfı nasıl telafi ederim diye sorular geliyor. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bence şu an için hiçbir şekilde 9. sınıfı telafi etme zamanı değil. Şu an siz eğer 9. sınıfı telafi edeyim diye 9'u çalışmaya başlarsanız onu ihmal edeceksiniz. Ve böyle bir şeye gerek yok çünkü zaten zamanınız var. O yüzden bence şu an bulunduğunuz andan itibaren bir şeyler yapmaya çalışın. 15 tatilde mesela 10. sınıfın başındaki eksiklerinizi kapatmak için çalışabilirsiniz. Onun haricinde yaz tatilinde de 9 ve 10. sınıftaki eksiklerinizi tamamlayıp güzel bir tekrar yaparsanız gerçekten bomba gibi hazır olursunuz 11. sınıfa diye söylüyorum sizlere. Bol bol kitap okumanızı önereceğim bu süreçte. Özellikle dünya klasiklerini okumanızı tavsiye edeceğim. Çünkü ne kadar çok kitap okursanız o kadar güzel paragraf çözebilirsiniz. O kadar hafızanız gelişecek, daha iyi öğreneceksiniz. Ve anlama kapasiteniz artacak. O yüzden bol bol kitap okumayı ihmal etmeyin. Bana sürekli soruyorsunuz hangi kitapları okumalıyım, sen hangi kitapları okudun falan diye. Dünya klasiklerinin bütün hepsi çok güzel, kaliteli kitaplar. Onları alabilirsiniz veya işte ben dünya klasiği beğenmiyorum, istemiyorum diyorsanız da keyfinize kalmış. Gidin bir tane kitap evine. Canınız ne istiyorsa, ne hoşunuza gidiyorsa onu alın okuyun. Yeter ki kitap okuyun yani. Burada anlatmaya çalıştım. 10. sınıftayken böyle herkesin söylediği gibi sosyal bir kelebek olmanıza gerek yok. Ama gerçekten de enstrüman çalabilirsiniz. Spor yapabilirsiniz. Her gün hiçbir şey yapmıyorsanız bir 10-15 dakika yürüyüş yapabilirsiniz. Bir park olur, bahçe olur. Veya işte mesela evinize yakın bir yer vardır. Atıyorum çarşı mesela bizim için, Donat falan. Bir oraya kadar yürüyüp geri dönebilirsiniz. Yani bir de gittiğiniz mesafe ne kadar uzak olursa o kadar iyi olur. Çünkü dönmek mecburiyetindesiniz evinize. Böylece dönerken de uzun bir yolculuk yapmış olacaksınız. Bu yüzden sizlere bol bol bu tarz şeyleri de öneriyorum. Mesela ben yaz tatillerinde tenis, voleybol, yüzme, fitness hep giderdim. Sizlere de yaz tatilinde böyle şeyleri de yapmanızı öneririm.
10. sınıftayken her gün 10 soru problem, 10 soru paragraf çözebilir miyim, çözmeli miyim? Ya da ALES'in çıkmış sorularını öneriyorum ben sürekli sizlere paragraf için. ALES çözmeli miyim diye soranlar oluyor. Yani çözerseniz zararınız olmaz, faydanız olur. Kesinlikle 10 soru problemi, 10 soru paragraf her sınıftaki öğrenci çözebilir. Hepinize uygun bence, bir sorun yok. Ama ALES'ten başlamak için belki biraz erken olabilir. ALES'i ben 11. sınıfta almanızı daha çok tavsiye ederim. Ama şimdi de alabilirsiniz. Yani sizlere zaten TYT, AYT için bir video çekmiştim böyle. Hepsi ayrı ayrı, TYT'ye ayrı ve AYT'ye ayrı. Deneme sınavlarına ayrı video çektim, kaynak önerisi. Oradan da bakabilirsiniz. Çok güzel paragraf kitapları göstermiştim. TYT videomda olacak. Onu şuraya ekleyeyim. Arkadaşlar bu süreçte bol bol soru çözmeyi unutmayın. İhmal etmeyin. Gerçekten ne kadar çok soru çözerseniz o kadar başarılı olursunuz. Bir de soru çözerken ki püf nokta, hiçbir zaman yapamadığımız soruları atlamamalıyız, es geçmemeliyiz. Her türlü yapamadığımız sorunun cevabını öğrenmeli. Hatta mesela atıyorum bir test çözdünüz, 5 tane yanlışınız çıktı. O 5 sorunun baktığınız bir tanesi dikkatsizlik hatası, bir tanesi yanlış okumuşsunuz, bir tanesini hiç bilmiyordunuz, İki tanesini de biliyordunuz ama yapamadınız, zorlandınız. O zaman bu sorulardan şu 3 tanesini hani bilemeyip yapamadığınızı ve bildiğiniz halde yapamadığınız bilemiyorsunuz yani sonuçta. Onları ayırın ve mutlaka bir ay sonra tekrar çözmeye çalışın. Bunları kesinlikle atlamayın. Çok önemli bunlar. Yani mesela yapamadığım soruları ben bir zarfta biriktirirdim ve daha sonra o soruları çözerdim. Çözümünü izlerdim, öğrenirdim. Sonra kendim tekrar çözmeye çalışırdım. Bir hafta sonra, bir ay sonra neyse. Daha sonra bakardım hala çözemediklerim varsa demek ki hala öğrenememişim. Sınavda çıkarsa yine yapamayacağım. O yüzden bu tarz soruları mutlaka geçmeyin. Bu da çok önemli. Günde kaç saat çalışmalıyız diye soruyorsunuz. Ben 9'lar için 1-2 saat, 10'lar için 2-3 saat, 11'ler için 3-4 saat, 12'ler için de 4-5 saat minimum diyorum. Yani bu bence en iyisi, en doğrusu gibime geliyor. Ve bence kendinize bir sınır, bir kota koymayın. Yani ne kadar çok çalışabiliyorsanız o kadar çok çalışın. Günde kaç soru çözeyim diye soranlar çok fazla oluyor. Yani bu da aynı şekilde. Kendinize kota koymayacaksınız. Ne kadar çözebiliyorsanız o kadar çözeceksiniz. Ama mesela illa da bir sayı ver diyorsanız günde kaç soru çözmenin de bir sınırı olamaz. Çünkü mesela bir gün ödeviniz olur, sayfalarca ödev. O ödevi yaparsınız, soru çözemezsiniz. Bir gün mesela çok boş bir gündür 200-300 soru çözülür, 400 soru çözülür. Bir gün olur işte olmaz. O yüzden bence bir soru kısıtı koymak çok saçma. Hani kendim ne kadar çözüyordum onu da hiç hatırlamıyorum. Ben geliyordum, ufak bir tekrar yapıyordum. Daha sonra ödev varsa ödevleri yapıyordum ki her zaman ödevi oluyordu yani. Ödev yoksa da kendim mesela o gün işlenen konuyla alakalı şöyle bir kitap karıştırıyordum. Bakıyordum çözebiliyor muyum, çözemiyor muyum? Ne kadar bir şey öğrendim, ne kadar öğrenemedim? Bunları bakıyordum. Sizlere de böyle şeyleri tavsiye ederim. Deneme çözmek için ve TYT çalışmak için çok erken. Onu da ekleyeyim şimdi. Çünkü bunu da sürekli soruyorsunuz. TYT çalışmaya ben 11. sınıfın yaz tatilinde başlamıştım. 11. sınıfta da sadece matematik, geometri çözmüştüm TYT açısından. Bence şu an için TYT çalışmanız çok saçma. Yani 10. sınıfta 10. sınıfı halledin. Yaz tatilinde de 9-10'daki eksiklerinize bakın. TYT çalışmayın bence şu an için. Çok erken çünkü. Saçma olur. Aynı zamanda ben Melius diye bir proje okulunda okudum ben. Devlet okuluydu ve o yüzden İngilizcemize çok önem veriyordu öğretmenlerimiz. Hatta kurlara falan ayrılmıştık ve çok fazla İngilizce dersimiz oluyordu. Yani matematikten, fizikten, kimyadan fazla İngilizce dersi görüyorduk biz 9-10-11'de. O yüzden sizlere de İngilizcenizi geliştirmenizi tavsiye ederim bu süreçte. Çünkü hani tıp fakültesi olsun, mühendislik olsun hiç fark etmez. Hepsi için İngilizce gerekiyor arkadaşlar. Hem de yani kaliteli bir eleman olmak için Türkiye'de çalışsanız bile ya da yurt dışına çıksanız bile İngilizce lazım veya herhangi bir dil de olabilir. Bu İngilizce olmak zorunda değil. Dilinizi de geliştirmeyi unutmayın. Bunun için dizi izleyebilirsiniz, yabancı dizi. Kitap okuyabilirsiniz İngilizce. Veya işte kullandığınız aletleri falan İngilizce'ye çevirebilirsiniz. Telefon, tablet tarzı, bilgisayar gibi. Ben 10. sınıftayken herhangi bir dershaneye gitmedim. 9'da da gitmedim. Sadece 11. sınıfta gittim ben dershaneye. Onu da soracaksınız. Büyük ihtimalle onu da bu videoda eklemiş olayım. Son olarak da moral ve motivasyonunuzu yüksek tutun arkadaşlar. Çünkü hiçbir zaman ne kadar çok çalışırsanız çalışın, moraliniz, motivasyonunuz olmazsa, kendinize güveniniz yoksa başarmanız birazcık zor olabilir. Kendinize inanın, her türlü bir şekilde yani güzelce çalışan herkes başarabilir yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Sadece yemenize, içmenize dikkat edin, günlük dersinizi çalışın, hocalarınızın tavsiyelerini, öğütlerini iyi dinleyin, kulak ardı etmeyin. Kitap okuyun bol bol, kendinizi geliştirmek için diziler izleyebilirsiniz İngilizce bir şekilde, İngilizce öğrenmek için yani. Onun haricinde yani bu videoda da en güzel şey pes etmemek olacak. Pes etmeyin arkadaşlar, yapamayabilirsiniz. Her şeyi herkes yapamayabilir ama çalışırsanız, üstüne dirsek çürtürseniz, bir şeyler uğraşırsanız her şeyi yapabilirsiniz. Buna inancınız olsun gerçekten. Kendinize dikkat edin. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur. 10. sınıf videosunu benden gerçekten çok fazla istediniz. Yüzlerce yorum geldi 10. sınıfla alakalı. Galiba benim en çok takipçim 10. sınıfta varmış. Onu da öğrenmiş oldum bu vesileyle. Umarım videom faydalı olmuştur. Bahsetmeyi unuttuğum veya eklememi istediğim bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.